Koronavirüsün yayılmasını durdurmanın en önemli yollarından biri sosyal mesafeyi korumaktır. Sosyal mesafe kısaca tokalaşma ve sarılma gibi fiziksel temaslardan kaçınma, kalabalık ve halka açık yerlerden uzak durma, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla ve komşularımızla buluşmaktan kaçınma, mümkünse evden çalışma ve diğer insanlarla aramıza en az 2 metre mesafe koyma gibi kurallar içerir. Sosyal mesafe, koronavirüsten korunmak için hepimizin uyması gereken en temel önlemlerden biridir. Ancak bazı nedenlerle yaşadığımız stresi artırarak psikolojik sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenlerden bazıları alıştığımız düzenin bozulması, yaşamımızdaki anlamlı faaliyetlerin, duygusal uyaranların ve sosyal katılımın azalması ve ayrıca spor yapmak ya da ibadet etmek gibi bilindik baş etme olanaklarına erişimin azalmasıdır. Bu durumların psikolojik sağlığımız üzerindeki etkilerini en aza indirmenin önemli yollarından biri iletişimde kalmaktır. Arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla iletişiminizi sürdürmek için zaman ayırın. Sosyal mesafe kuralını uygularken iletişimde kalmanın pek çok başka yolu var. Bunun için telefon, e-posta, kısa mesaj ve sosyal medyayı ya da WhatsApp, Skype, FaceTime gibi görüntülü uygulamaları kullanabilirsiniz. Duygularınız hakkında konuşmaktan kaçınmayın. İçinde bulunduğumuz durum hakkında endişeli, korkmuş veya çaresiz hissetmek oldukça sık rastlanan durumlardır. Nasıl hissettiğinizi ve başa çıkmak için neler yaptığınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmanın onlara yardımcı olabileceğini ve yaşadığınız stresi hafifleteceğini unutmayın. Ancak bunu yaparken stresinizi ve endişenizi artırıcı konuşmalardan kaçının. İhtiyacı olan kişilere yardım edin ve gerektiğinde yardım isteyin. Böyle zamanlarda dayanışma içerisinde olmanın iyileştirici gücüne inanın. Bu noktada yalnız yaşayan yakınlarınızı arayabilir, özellikle yaşı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle evde olmak zorunda olan kişilere koronavirüs önlemlerine uygun davranarak destek olabilirsiniz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, kendimizi, ailemizi ve diğer insanları koronavirüsten koruyalım.